Herkese yeniden merhaba. Yepyeni bir kitap yorumuyla daha karşınızdayım. Aslında bu kitabı nasıl yorumlayacağımı çok bilmiyorum çünkü çok dolu dolu bir kitap ve benim okumam zaten 3 gün sürdü. Yani düşünün normalde bir günde bir kitap bitiriyorum. Bu kitap ne kadar dolu bir kitap. Bahsettiğim kitap güç. Ee, Obama'nın söylediğine göre 2017'nin en iyi kitaplarından biri kendisine göre. ki Yani adam Amerika'nın başkanı olmuş iyi bir kitap zevki verdi diye düşünüyorum. O yüzden heyecanla okudum ben bu kitabı. Birçok kişiye göre 2017'nin en iyi kitabıymış. Bizde de zaten 2018'in hemen başlarına çevrildi. Elime geçeli sanırım bir, bir buçuk hafta kadar oldu. Hemen okuyamadım bazı şeylerle uğraştığım için. Fakat fırsat bulduğum anda kitabı hemen okudum. Çünkü çok etkileyici, çok ilgi çekici bir konusu vardı bana göre. Ee, dünyadaki bütün kadınlarla daha doğrusu 15 ve 16 yaşındaki kız çocuklarına birdenbire bir kas ortaya çıkmaya başlıyor. Köprücük kemiklerinin yanlarında vücutlarının statik ele elektrik üretmesini sağlayan bir kas çıkıyor ve kız çocukları dokundukları veya istedikleri kişilere elektrik verebiliyorlar. Araştırma yapıyor işte bilim adamları. Yeni doğan bütün kız çocuklarında bu özellik var. Yani hepsinde bu kas var ve artık bundan sonra doğan bütün kız çocuklarında olacak. Ve 15-16 yaşındaki kız çocukları daha yaşlı kadınların ellerine dokunarak onların içindeki de gücü uyandırabiliyorlar. Kısacası bir anda dünyadaki bütün kadınların eline erkeklerden üstün olma hakkı ile geçiyor ve biz dünyanın bu duruma nasıl tepki gösterdiğini okuyoruz diyebilirim. Öncelikle kitap çok etkileyici çünkü yazar direkt o dünyanın içine girmiş ve kitap aynen şöyle başlıyor. Bu kitabı yazan yazar bir erkek ve bizim yazarımız Naomi'ye kendi kitabının taslağını yolluyor ve ondan fikir almak istiyor. Diyor ki tarihimiz hakkında kendimce romanımsı tarihimsi bir kitap yazdım. Yani ee, genel olarak dünya olarak o dünyada bu bir tarih romanı ve içerisinde işte 1500 yıl önceden bulunan bir savaş aleti işte 2000 yıl önceden bulunan bir duvar yazıtı vesaire vesaire bölüm aralarında bu tarz şeyler var kitabı daha inanılır yapmak için ki bence bu kitaba çok etkileyici bir hava katmış. Ee, bunun dışında zaten e, yavaş yavaş olayların gelişimini izlemek dört farklı karakterden izliyoruz. Bu ekstra etkileyici bir olaydı. Dört karakterimiz var dediğim gibi üç kadın bir erkek e, eli Roxy, Margot ve Tunde. Tunde erkek karakterimiz. Kendisi Nijeryalı. Olaylar ilk çıkmaya başladığı zaman kendisi kameraya çekiyor ve bir, an, bir anda CNN'den ona işte biz almak istiyoruz bu çektiğin görüntüleri diye bir teklif geliyor. Bunun üzerine gazeteci olmaya karar veriyor. Ve bu doğudaki ülkeler işte Arabistan, Hindistan vesaire vesaire oralara gidip ee, görüntüleri çekiyor. İşte bir kitap yazmaya başlıyor vesaire vesaire. İşte neler yaşıyor. Arabistan'daki kadınlar nasıl bu durumla başa çıkıyor falan filan. Anladınız siz çok fazla detay vermeyeyim spoiler olmasın. Ee, Roxy karakterimiz kendisi bir mafya babasının kızı ve daha doğrusu ee, evlilik dışı kızı. Annesinin öldürülmesiyle gücü ilk kazanan kız Roxy. Ee, adamlar geliyor annesini öldürmek için ve bir anda adamlara statik elektrik veriyor. İlk önce Roxy'de çıkıyor bu güç ve dünyadaki en büyük güç Roxy'de. Ellie adlı karakterimiz e, yetim bir kız. Evlet edinildiği ailede ona tecavüz ediyorlar ve gücünü kavuştuğu anda intikam duygusuyla doluyor ve tabii ki de onu tecavüz eden insana öldürüp evinden kaçıyor. Bunlar burada arada spoiler değil. Direkt kitabın ilk başında olan olaylar. O yüzden bilgi veriyorum. Son karakterimiz de Margot belediye başkanı. Onun hakkında çok söyleyebileceğim bir şey yok. Anladığınız üzere belediye başkanı ve ekstra eline bir güç geçince de biraz işler çığırından çıkıyor. Biz bu dört karakterde bütün dünyada neler olduğunu okuyoruz. Özellikle beni doğuda olanlar, özellikle Moldova'da olanlar çok etkiledi. E i̇şte seks ticareti için kaçırılan kadınların kapatıldığı yerde hiçbir şeyden haberler olmaması, işte onların kurtarılması, e yönetimi ele geçirilmesi vesaire vesaire, doğu kısmında olan olaylar ekstra etkileyiciydi benim için. Fakat e olaylar çağrından çıkıyor dediğim gibi. Çok iyi yazılmış, çok harika kurgulanmış bir kitap. Benim en çok hoşuma giden sahne, daha doğrusu beni en çok tüylerim diken diken eden sahne bir grup kadının mülteci kampını basıp erkeklere tecavüz ettiği sahneydi. Gerçekten o kadar güzel betimlemiş ki yazar o kısmı sanki gerçekten böyle bir olay olmuş gibi okuyorsunuz. Sanki gerçekten böyle bir dünya varmış gibi. Gerçekten kadınların gücü ele geçirdiği bir yer varmış gibi okuyorsunuz. E, kısacası dediğim gibi etkileyici bir kitaptı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Ve herkesin mutlaka okuması gerektiğini düşünüyorum bu yüzden. Hayata farklı bir pencereden bakmanızı sağlayabilecek bir kitapmış gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten kadınların verdiği tepki acaba ben nasıl bir tepki verirdim sorusunu geçiriyor ortaya ki ben kendim için bu soruya yanıt veremiyorum açıkçası. Benim için en iyi şey eşitlik. Ne kadın ne erkek hiçbir üstün olmamalı. Eşit bir dünya en iyi dünya benim için. Çünkü evet erkeklerin kötü yönleri var ama kadınların da kötü yönleri var. Bence bütün güç kadının eline geçse mükemmel bir dünya olmazdı bilmiyorum belki erkeklerin yöneteceği dünya kadar kötü olmazdı fakat iyi bir dünya olmazdı. En iyi şey kesinlikle eşitlik. Hem kadın hem erkek kendi fikirlerini sunabilmeli. Hiç kimse kimsenin boyunduruğu altına girmemeli bana göre. Bu kitabı okuduktan sonra düşündüğüm tek şey bu oldu açıkçası. Ve umarım size de bu tarz düşünceler verir. E şimdi birazcık spoilerı konuşmak istiyorum kitap hakkında. Kadınların güce verdikleri tepkiler çok farklıydı bana göre ve özellikle Havva Ana olayı çok etkileyiciydi. Başta başlarda Havva Ana'yı çok işte olumlu görüyordum ben. Eli en sevdiğim karakter diyebilirdim fakat sonuna doğru birazcık o da çığırından çıktı ve savaş isteyip dünyaya bir yıkıma sürüklemesi ki bütün yıkımın sorumlusu bence Eli ee, biraz manyakça bir olaydı. O yüzden favori karakterim Roxy diyebilirim. Yapılan her şeye rağmen o kadar eziyet gördü. işte kasını aldılar. Ee, dağlarda yaşamak zorunda kaldı ve hala savaş olmamalı. Barış olmalı. Erkeklerle barış içinde yaşamalıyız diye düşünüyordu. Ee, sanırım ben de böyle düşünürdüm. Böyle bir manyak olup Tatyana gibi herkes bana hizmet etsin. işte erkekler camları yalasın, her yeri paramparça olsun tarzında bir düşünceye sahip olmazdım diye düşünüyorum. Ki Tatyana karakteri de mükemmel bir kötü karakterdi bence. O işte köleye yaptığı... Yani köle mi desem, hizmetçi mi desem bilemedim. Yaptığı şeyler çok etkileyici yazılmıştı. Yani tam böyle bam 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 tarzında bir kitaptı. Gerçekten çok etkileyiciydi bana göre. Kitap genel olarak çok etkileyiciydi. İşte kitabın ana fikri bir yıkım oluyor ve bu yıkımdan önce olan şeyler bu kitapta yazılan şeyler yani tahmini olarak ve e, şu an yazarımız bu yıkımdan böyle 1500 sene sonra falan yaşıyormuş gibi yani öyle bir algı uyandırdı bende ve en sondaki işte bence bu kitabı bir kadın adıyla yayınlamalısın olayı e, tamamen son noktaydı yani gerçekten erkeklerin nasıl aynı tepkiyi görebileceğini yani şu an nasıl bazı kesimlerde kadına eziliyorsa böyle bir durum var. Erkeklerde aynı tepkiyi görebilir. İnsan insandır algısını yarattı bende bu kitap. Ee, evet erkekler güç peşinde olduğu zaman kendilerini üstün görüyorlar ama kadınlar da mı acaba kendilerini çok üstün görürler sorusuna bir cevaptı bence. Bu yüzden çok etkileyiciydi. Ee, söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok çünkü kitapta çok fazla olay var. Şimdi hepsini tek tek böyle analiz etsem çok uzun bir video olur ki şu anda bile 8. dakikaya doğru gidiyoruz. Bayağı uzun bir video oldu. Ee, genel olarak kitabı alıp okumanızı öneriyorum. Çünkü siz çok etkileyici bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ki beni çok etkiledi. Gerçekten çok etkilendim ve 2018'in ilk favori kitabını belirlemiş bulunmaktayım diyebilirim. E, yıl sonuna doğru kitabı bir kere daha okumak istiyorum ki bu favorime sokacağım düşüncesini unutmuş olmayın. Ki zaten tekrar tekrar okunabilecek bir kitapmış gibi hissediyorum. Son olarak sizlere kitaptan bir bölüm okuyacağım ve e, yorumu sonlandıracağım. Hemen o bölümü bulayım. Olay bundan daha karmaşık tattım. Her şey her zaman sandığından çok daha karmaşıktır. Kestirme bir yol yok. Anlayışa ve bilgiye giden kolay bir yol bulunmuyor. Hiç kimseyi kalıplar içine koyamazsın. Dinle, bir taş bile başka taşlara benzemez. Bu yüzden hepinizin insanları neden basit sözcüklerle etiketleyebileceğinizi sandığını ve ihtiyacınız olan her şeyi bildiğinizi düşündüğünü anlamıyorum. Ancak çoğu insan bir süreliğine bile bu şekilde yaşayamaz. Sadece özel insanların sınırları geçebildiğini söylerler. Ancak gerçek herkesin sınırlarını geçebileceği ve bunun herkesin içinde olduğudur. Ancak bu gerçeğin gözlerinin içine bakabilecek olanlar özel insanlardır. Bak ben gerçek bile değilim. Daha doğrusu senin bildiğin anlamda gerçek değilim. Sana duymak istediklerini söylemek için buradayım. Ama siz insanların istekleri gerçekten çok değişik olabiliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.